Ballı. Orospu yine heyecanlı. Sonuçta cipsli çiğ köfteyi de 10 sene önce söyleseydiler insanlar. Anayın köpür yerler. Mesela İbrahim Tatlıses'e gidip cips koysana dediğini düşün. Rica cevap belli. Ulan şerefsiz bak. Biz de yeni bir şeyler üretmek için buradayız. Elon Musk. Siktim seni. Abi bari marulun üstünü öksürme. Hesabından 5 sene önce de serdi ki marulun üstünü öksürme. Merhaba, ben Meşan Bahar ve bugün Sipas'ın çok değişik bir çiğ köfte lezzeti çıkarmaya çalışacağız bugün ortaya. Yani nükleer çiğ köfte yapıyoruz. Urfa usulü ayak dansı bak. Hemen fark etmişsinizdir, gözleriniz bayram etmiştir. Yeni bir kameraya geçti. Bunun kalitesi daha iyi diye düşünüyorum. 20 bin lira para verdim. Çok değişik bir çiğ köfte yapacağız. Nereden geldi aklıma? 5 sene önce. Bu 5 sene önce millet neymiş? Örcahil. Çiğ köfteden taco yapacağım. Çiğ köfteden sushi ya da içine cips koyacağım dediğiniz zaman bir loğuş derlerdi. Ama şu an sürekli görüyoruz. Böyle bir durum olunca ben de çok farklı bir lezzet kazandırabilirim diye düşündüm. Urfalılar, Antepliler, herkes ayakta. Alkış tutuyor. Malzemelerimize bakalım hemen. Gıda boyamız var. Renk katacağız. Mavi yapacağız. Hep ne öyle? Turuncu tur. Mehmet daha yaptı bunu. Alnında niye mavi lekeler var? Yoksa şeye mi dönüşüyorum? Poşeti boya salıyor. Cipsimiz var ama özenti demeyin. Ondanki baharatlı. Bu ferahlatıcı, fesleğenli mesle. Soda ile yapacağım. Domatesimizi çekmemiz için bu var. Zeytinyağımız. Biber salçası. Zaten bunlar fix. Oreo'muz var. Oreo'lu çiğ köfte. Aklın alıyor mu? Duyamaz. Ne zaman duyacaksın biliyor musun? 5 yıl sonra. Böyle çiğ köfte yapan usta da böyle oldu. Kayısı var, bunu da duymamışsınız. Cacığımız var bir de. Hemen bulgurumuzu dökelim. Bulgurumuz çiğ köftelik bulgur olmak zorunda arkadaşlar. Sırasında göreceksiniz zaten. Evlerinizde denemenizi tavsiye etmem. Hadi ben biliyorum da yapıyorum. Bilmeyen adam hiç oz olur bunu yapar. Sodamızı açtık. Zaten içine girecekler. O gün olmasa yarın. Kötü ustamda mı? Soda halinden oluyor mu? Soda ile yapalım. Soda ile yaptık oldu diyenlere inanmam. Görçül mü yapacağız? Sen domatesleri kes. Bunda rende çekeceğiz onu. Ayar vereceğim. Rende domates aldık. İlk defa duydum. Pembeymiş bu domates. Neresi pembe? Çimi pembe acaba? Çimi pembe. Dur bırak. Oğlum lan. Bir de bunun usulleri var arkadaşlar. Yazın bu çiğ köfte aslında ne renk? Urfacılarla şeyciler hep kavga eder. Şey olayı gibi mesela. Uyma mıhlama diyenler var. Adana dürüm mü Urfa dürüm mü? Ronaldo mu Messi? Messi. Yarış paçı. Çok açız arkadaşlar. Yine akşam yemeği olarak yeriz diye düşündüm. En son pizza yediğimizde hiç iyi olmadı. Ekip zehirleniyordu. Ama bunu biliyorum ya. Gerçekten yapmışlığım var. Hatırla yaptık bir kere. Evet, ölmüştük arkadaşlar. Ölmedik. Civciv gibi şiştiğimi hatırlıyorum. Tamam, oldu. Her çiğ köfte de olmaz mı? Civciv gibi şiş. Dışarıda yediğimde hiç olmadı. Kimyasal o. Nasıl kesiyorsun onu Burga? Hındar etti domates. Kestiğimiz domatesleri bundan geçireceğiz ki doğurabileceğimiz kıvama gelsin. Lan harbi pembe oldu. Çilek gibi oldu. Puding gibi. Soğanımızı da kesiyoruz. Bilmiyorum ya. Ay. Bu da on numara oldu ya. Gerçekten çok güzel olacak. Soğanımızı da koyduk. Bunu biraz yoğuracağız. Sen al bu soğanı. Bugün ev erken. Çok kötü yaktı gözüm. Biraz daha versenize bulgur. Koy 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 koy. Tamam. Hangi katın kamera arkasında? Şimdi o elleriyle oraya bir yere indirecek. Üstlerimizden de bir şey katıyor. Çıgam tuz getirir misin? Çıgam. Yaram gibi. Tuzumuzu da döküyorum. İyice dökeceğiz çünkü çok olmadı ama müşteri bunu diyemez çok oldu. Yenilebilir bir şey çıkarırsak dükkanı açarız. Türkiye değil. Çiğ köfte çiğ mi lan? Yoğururken pişiyor böyle ama tırtıklı olması lazım tepsinin bulamadı. Çiğ köfte Sait'ten özür dilerim. Çiğ köfteci Sait. Bu öyle diyor. Sait. Sait'ti lan. Destek olmuyorsunuz bana. Ne istiyorsun baba, ne istiyorsun ben? Yani. Nasıl bir şey istiyorsun? Ya. Oğlum ne yapıyorsun kafanı kafana sokuyorsun? Baksana. Abi siz kendinizi uğur dündar sanmayın. Bir tartışma konusu. Çiğ köfteye su girer mi girmez mi? Çiğ köfteye su girer, ben çıkarım. Buz getirir misin bu arada? Süper. Bak buzla yoğursan bunu herkes çok mutlu. Biraz zeytinyağı döksen elime. Yapışıyor hep şu an. Onu peki unuttum. Bir soru daha reisim. Zeytinyağı girer mi girmez mi? Ya kanka sen ne? Nereye girer? Sen nereye sokmak istiyorsun bunu? Azıcık damlat dedim. Yüzümü yıkayım. Gördüğünüz gibi buzlarımız da bitmeye başladı. Kıvamı geldi. Mesela diyelim burada arkadaşınız oturuyor. Siz de çiğ köfte yapıyorsunuz. Ne haber kanka? Hop! Böyle de eğlenceli bir illet bu. Ne yapıyor oğlum? Bulgura hayat veriyor. Çiğ köfte yormak oradan gelmiş. İnsanlara kalp masajı yapıyor bir de. Lan diyor ben bunu bulgur yapsam diyor. Geçiyor alıyor bulgurunu koyuyor. Bir bakıyor çiğ köfte. O adam sonradan İbrahim Tatlıses olduğunu öğreniyor. Taşıyacak ki oradan. Bak, ne taşıdı ya kanka ya? Acil baharatın yemesi lazım. İsotu yapıştı. Çok hızlı olman lazım mı? Siz buzlar bit. Az daha dök. Tamam. Tepsideki çiğ köfte gitgide azalıyor. Küpeye yağ döküyoruz. Hop. Ya. Renk şema ortada. Hemen pul biber girsin mi usta? Kırmızı biber geldi mi ki o girecek? Hadsiz. Tamam usta. O bu. Düşmüyor hiçbir şekilde. Baksa şöyle bir şey. Şuraya nar eksi derhal.
talep ettim. Tamam, hop hop. Kerem şimdi önünü... Köfte baharatı döküyoruz. Bu normal. Etli yani. Köfte. Tamam dur. Ama ben buna da tercih ediyorum. Genelde koyarım. Karabiber lütfen. Efendim? Kerem senin karabiber. Elime de o karabiber. Hop. Böyle dönmüyorsa çiğ köfte. Sen çiğ köfte yapmamışsın. Top halinde değil mi? Bak. Açıldı. Bu olmuyorsa sen çiğ köfte yemiyorsun. Sana kötü bir haber. Bu işine döküldü. Ver elime. Tamam. Bizim tutuklanmamız lazım. Bu şartlarda çiğ köfte değil omlet kırdırmazlar. Bilekliğimin haline bakar mısın? Bir porsiyon da şuradan çıkar. Çıkarayım ya şoralıma sıkıntı olur. Nasıl ya? Herkes emcükledi çiğ köfte. Bu bulgur pilavlık mı? Şimdiye kadar çoktan şey olması lazım. Ben de elime koysam. Hayır ya yok. Ama şey gibi. Hayır mesela. Abi ben şuna karşıyım. El ben çiğyan veriyor bir şey yok. Çiğyanı yiyor mu? Sen her şeye muhalefet olmayacaksın. Abi şimdi sakin ol. Tamam, o sakin. Yayılacak. Şey yapma sen. Bak açılacak mı bu? Bu böyle kalır abi. Soda koysana soda. Tamam hop. Hinç yemeklerine dönüyor ya. Cidden çok iyi oluyor. Oh canım söndü. Bu ne dermandı. Biraz oraya versene bana. Onu iyice kırıyoruz. Onu zaten yumruklayacağız. İlk çıkışı budur çiğ köfte. Sonradan işte insanlar görüyor, değiştiriyor. Çiğ köfte çıktığı zaman oraya var mı? Anne. Ama her şeye bir şey yapıyorsun. Soru sordu. Sushi yapıyor adam. O git ona de. Ne oldu ne diyor? Kanka burayı çekme. Mutfak arkası burası baksana. Görüyorsunuz arkadaşlar ip ince. Sayısılarımızı doğradık. Komşular kafayı. Komşular kafayı. Yapmaya başladım da 5 kişilikli 3'e düştü. Gözüme bulgur gibi. Süper kesmişsin. At elime süpersin. Üstünün keyfi kaçtı. Oturacağım abi. Tuzum yok. Abi sen lezzete bakacaksın. Dışarıda yemek yiyorsun ya. Adam içine tavuk bacağı atıyor, ayı atıyor. Ben onu bilmiyorum. Ben şu an görüyorum ama apaçık tamam. Her şeyi. Görmemiş gibi düşün. Ha, ben salak yeme koyayım. Hayır. Hijyenden sadece sinir olur. Sizin şu hijyen takıntınız Twitter'a kadar düşmüş. Millet caps yapıyor artık. Koyarım buraya. Utanırsınız belki. Ondan da anlamazsınız ki. O dolaba nasıl gitti? Oraya nasıl gidebilir? Ayak tırnaklarıma kadar bulgum. Yanlışlıkla yaptım özür dilerim. İyi doğru yapıyoruz ki biz doğru mu imzamız yok. Şuraya dökelim onu. Dök 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 dök. Ooo biz niye bakayım. Kokuyu. Bak beğenecek şimdi o diyecek çok iyi. Bak bak bak. Valla çok kötü. Ama daha olmadı daha bir ton şey. Yaptığı normal değil. Yememişler hayatında çiğ köfte yemiş mi anlamadım. Umraniye'de ne? Umraniye. Dünyaca umdu. Şey var. Sağ ol. Aynen öyle. Siz yenilikçi değilsiniz. Mısır'da açalım hocam. Bu çiğ köfte iyi olmasa böyle durma. Çiğ köfteyi şöyle tutabilir misin normalde? Tutamaz. Buğan'ın heykelini yap. Şurası suratı. İşim gücüm kaçtı. Hamza çok acıkmış şu an tutamıyoruz kendisini. Aaaa! Ver mısır abi. Muhammed Salah açık mısın içinden? Mısır ya mısırlı ya, Muhammed. Mısırlı ya. Ben farklı bir şey demem zaten. Ver hop. Dehşet yoruldum. Bir de açlık da zor diyor. Bu biber versene biraz. Ben de diyorum iyi olmadı. Ver 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 ver. Tamam o. Bombastik bir şey oldu yani. Ben ezdim. Oğlum benim dilime bir şey oldu mu? Lan ben ondan mı yedim? Reis Şirin Baba mı? Sako. Adam dedi ki alırken arkadaşlar. Bitir. Ya abi adam ne adam? Hayır. Aa mor bu re. Aha. Oha. Çok iyi oldu be. Kolektiflebilir miyim şefim? Niye? Çok kötüyüm. Ellerim falan yanmaya başladı. Nasıl yanmaya? Bakalım tadında değişik ulan. Hiç tadı yok. Tam adam dedi ya zaten. Hayır genel olarak tatıyor. Hiç tatıyor. Boşluk yedim yani. Şöyle bir şey görsen tadına bakmak istemez mi? Yolda mesela sokak kenarında görsen. Bir kere bakarım da ona bakmam. İşte bir kere 80 milyon insan var. 80 milyon insan bir kere baksa 1 liradan çarp 80 milyon TL. Sonra zaten kimse gel size. Nargile tütününe benzedi. Bu arada arkadaşlar sizinle buluşma yaptık geçen. Oyun fuarı yapıldı oraya katıldı. İlginiz için teşekkür ediyorum. Bastır! Bastır! Anlayacaksın gel. İsme, isme. Ama aş, beyler. Hep çakal gibi getirdim var. Yapma. Mutlu ettiniz beni. Muhteşemin ötesi bir şey oldu şu an. Yemek videosundan çıktı. Umut cacık versene. Son malzememiz zaten. Dök kardeşim korkma tamam o. Orijinali budur zaten. Mısırlar sarı kaldı. Sarı lacivert. Tam bu Okan'a mesela satarım ben. Çiğ köftemiz sunumu hazır. Bulgar nereye gitti bu arada? Bayılmış olmasın? En son ellerim yanıyor diyor. Boyayı çıkartmaya çalışıyor. Ne boy? Bu çıkmıyor mu bu? Bu çıkmıyor mu bu? Çıkmıyor kanka. Nasıl çıkmıyor bile? Bir de yeme keşke yemeseydin. Niye? Ağzına bak birazdan. O zaman biz bunu tatmaya bakmayacağız. Herkes tatmak zorunda. Ben tatmıyorum. O kadar yaptım öyle bir şey yok. Yine çok güzel bir şey değindin. 5 sene önce size deseydim ki bir cips markası var. Bu cipsi yiyince ağzım mavi oluyor. O zaman çiğ köfte risk. Aynen öyle. Ona da inanmamışlardı. Milyon sattı. Gürüz gitti görüyor.
kandırıyor musun? Kendini niye kandırıyor? Kendimi kandırmıyorum kanka, gerçekten güzel oldu. Ben bunu yerim. Açlık görmemişsiniz, başka bir şey değil. Aç insanlar gıda boyalı yemek mi yiyor? Adam ne bulsa yiyor, gıda bulsun. Yeter adam boya veya değil. Tadıma geçiyoruz arkadaşlar, çiğ köfteci usulü tekstik oldu. Abiyim siz tadını işte. Gönüllü olmak istiyorum. Gene bir ağrıncalı yandı. Bir kaza yakaladı. Biraz büyük ya hocam ya. Tamam kardeşim. Tamam. Şuradan alıyor. Aa çok verdi. Hop. Nasıl? Sadece doğru söyle. Yalan atma. Objektif ol. Yer misin bunu? Evet. Yemez. Bunu bitir ama. Bitir oğlum. Az koydum dedi. Yemin ederim çok kötü. Kötü diyorum ha. Vallahi kötü. Şimdi ya. Şimdi ilk başta öyle geldi. 5 sene önce mesela. Limonsuz verdiğin için öyle oldu. Ben lan diyorum niye limon nerede? İstediğim gibi ben dürüm yapamayacaksam ben niye buradayım? Tamam yani? Dur. Limonu yedirdim. Şimdi bak beğenmezse bu adamı karşı çiğ köfteci gönder. Doğru daha iyi oldu. Ama yok. Güzel değil mi? Yersin. Demem. Aç kalmamışsın. Yokluk görmemişsin. Ne oğlum sen kaç kere yırtık ayakkabıyla gezdin? Kaç gün aç kaldın? Neymiş çiğ köfte gözün? Nerede bakar mısın bay genesi? Nereye gidiyorsun? Tükürüyor nimet. Çok kötü. İğren. Yürüyorsun sahildesin. Beni gördün şu şekilde. Gelip merak etmez misin? Bu ne derim? Dedim ki çiğ köfte. Ne kadar? 1 lira. 1 liraya alırım. Alırsın tamam. Böyle 80 milyon kişi alsa. Ha bu ne diye? Bir salak merak etse. Bu ne diye? Kaç gün onun üzerinde? 1. O kadar da değil. Bir. Emek var bari. Emekten 3 puan var. Vermiyorum. İyi ki Zuhal Topal burada değil. Çok sinirli. Tık o zaman. Sıradaki. Abi ben yemeyeceğim yani. Ben eve gideceğim. Ağzım mavi mavi mi gideyim otobüslerde ya? Cidden merak eder tadarsın. Limonumuzu sıkalım. Hop tamam tamam. Bir tane ısır şundan. Okkalı ama. Kallavi bir ısırık. Nasıl? Güzel. Çok kötü be. Nasıl? Kardeşim ben o zaman yapmayayım bunu. Yapma. Ağzı mavi değil mi ya? Mavişim mavilendi kapına. Kimin şarkısı bu? İbrahim Tatlıses. İbrahim Tatlıses mavi çiğ köfte yaparken yazdı desem. 10 üzerinden kaç puan? 1. Cinayet aleti. Adamı öldürür bak. Tamam bak diyorum. Bugüne kadar yaptığım her yemek olmuş. Güzel olay olmuş. Oldu. Olay oldu. Olaylar oldu. Evet. Onları yapınca ooo çok iyi yaptın demedi. Bir demedim. Tane şurada bir şey deneyeyim dedim. Ben dedim. Ben beğendim dedim. Açar gösteririz. Sahilde yine beni sen de gördün bu şekilde. Kolay gelsin abi. Bu ne abi tam olarak? Bu çiğ köfte kardeşim ama hakiki çiğ köfte. Senin o yediklerin gibi koftiden değil kardeşim. Eyvallah abi kolay gelsin. Ben yedim şimdi onu. Ağzım mavi oldu. Dedim niye mavi oldu? Tamam çünkü mavi kardeşim çiğ köfte. Görmüyor musun? Gör gözünü çiğ. Ben derim yapacağın işin amanı. Hayırdır ama. Ya bak da hayırdır yani. Ben de midyeci arkadaşım gelir seni de öyle. Dünyanın en lezzetli şeyi olsun merak etmez misin ya? Yani? Acaba güzel mi diye. Demiyor ki 1 liram yok. 50 kuruşmuş orada 1 lira da yok. Oğla geliyor. Şefim kolay gelsin. Eyvallah sağ olasın. Bak çekiyorum mesela. Ha, ben de o sırada şovumu yapıyorum. Bir tane dayı var ya çok yavaş kahvaltı hazır. Yapma. Yapma kanka. Adam kahvaltı yerken 1 saatte. Birisi şey yapmıyor. Yavaş video 100x yapmış. Şey yazmış. Dükkanı artık 40 milif gelince. Buyur abim limonu sip. Hop. Ben alabilirim. Buyur abim hiç elim batmasın. Yok yok batmaz efendim. Buyurun. Efendim falan ayırdım. İnansak öyle mi? Ciddiysen. Abim demin videoyu çekiyordum. Ayakları kısıl. Ayağım kısıl. Nasıl kanka? 10 üzerinden 1 tad olarak. Abi 2 verseydi bari. Kusmak istiyor. O kadar mı ya? Abi ben 1'i de öylesine verdim yani. Sayı olsun 0 vermeyeyim diye. Ama şey bu ko. 1 lira verirsin değil mi görsen? Bakarsın tadına. 1 lira değil 10 kuruş vereyim arasında. Hayır. Arkadaşlar bir videonun daha sonra. Hayır hayır hayır. Hadi ben de deneyeyim. Tamam hop. Bak mesela bu show ilk kez yapılıyor bir çiğ köfteci. Net yerim. Kanka yapma. Hayır. Bak. Siz renginden dolayı psikolojik yapıyorsunuz net yerim. Hatta akşam yemeği yemeyeceğim. Siz istiyorsanız söyleyebilirsiniz. Gıda olsa eğlenmesi olur. Gıda olsun da ne oluyorsa. Hadi tamam. Olmamış. Zıvı aynı zamanda pıtır pıtır kalmış çiğ köfte. Aslında o kadar değil. Normal olmamış bir çiğ köfte ama renginden dolayı mide bulandırıyor evet. Bu sefer başaramadık. Biliyorsunuz daha önceki yemek videolarımız hep başarılı olmuştu. Tavsiye etmiyorum sakın denemeyin. 5 sene sonra açmayacağım dükkan. En azından onu görmüş olduk anladın. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video için kanala abone olup videoyu beğenmeyi ve onları da belirtmeyi unutmayın. Dediğim gibi denedik olmadı. Her zaman olacak diye bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay amigos. Bu evin haline yerlere bak. Tişörtümle gittim. Çiğ köfte sadece bize lanet ve keder getirdi. İlk başta tadı o kadar kötü değildi hali bu. Ki. Kanka ben böyle çıkamam insan içine. Sabunla da çıkmıyor. Şaka mı bu? Hani bu gıda boyasıydı? Ben gıda mıyım?